Her biri çok önemli konulara değiniyor. Gerçekten bu programın hakkı, bu ülkenin bütün dertlerini, gündemdeki temel konularını nirengi noktasından yakalayıp çözmek üzerine kurgulanmış ve aynı şekilde hocamızın bıraktığı üzere devam ediyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş hem hafta sonu açıklamasında hem de hafta içi yapmış olduğu açıklamalarda aslında hükümet kanadında bir kavganın başladığından bahsetti ki gerçekten bu onun da söylediğin açıklamalarından sonra belirgin bir şekilde su yüzüne çıkmaya başladı. Bu tabii yeni seçim dönemi öncesinde aslında AKP'nin kurgulamış olduğu yeni misyondur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dönüştürülmesiyle ilgili temel bir hedefleri olduğu artık net bir şekilde ortaya çıkıyor ki ülkemizde anayasa tartışmaları en üst seviyeden, en yüksek mahkemelerin üzerinden oluşturulan çeşitli kavgalarla da gündeme getiriliyor. Şimdi neler oluyor? Niye MHP-AKP kavgası önemli? Görünüşte MHP-AKP ittifak halinde seçime gitti ve ikisi beraber çoğunluğu elde tutarak ve Türk tipi başkanlık sistemi dedikleri bu yapı içerisinde 50 artı 1 üzerinde kurgulanmış bir sistemi oluşturmaya, bunun eksiklerini tamamlayarak kendilerince yeni anayasayla birlikte perçinlemeye çalışıyorlar. Ama AKP cephesinde olayın böyle gitmediğini görüyoruz. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla seçim öncesi dönemde yaşanan bazı olaylar ve MHP'nin de kendi kadrolarını sistem içerisinde belli yerlere yerleştirme çabasından doğan rahatsızlık AKP cephesinde net bir şekilde su yüzüne çıkmış olacak ki seçim öncesinde AKP yeni bir planlama yaptı. Bu bir senaryodur diyebilirsiniz şu anda ama zaman içerisinde bunun ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Şu anda meclis tablosuna baktığımız zaman MHP'nin 50 milletvekili var ve bu 50 milletvekilini ikame edebilecek başka bir grup da mecliste artık mümkün. Enteresan bir şekilde MHP'nin yerini alabilecek ve AKP'nin yeni ittifaklar oluşturacağı grup da AKP karşıtı oylar tarafından seçilmiş olan grup. Yani seçim öncesinde bir altılı masa muhalefet cephesinde oluşturuldu ve bu altılı masanın 7, 8, 10 olması bir şekilde engellendi. Ve aslında altılı masanın mimarı da muhtemelen perde arkasında Abdullah Gül tarafından organize edilmiş olduğu birçok yerde söylendi. Ve onun etkisiyle beraber 39 milletvekili bu kapsamda CHP'nin içerisinden meclise sokuldu. Ama bunlar daha ilk günden CHP'nin karşısındaki pozisyonlarını aldılar. Diğer taraftan İyi Parti de seçimden hemen çıkar çıkmaz AK Parti'ye bir şekilde temaslarla ilgili, anayasa ile ilgili aslında yumuşak demeçler vermeye başlayarak bu konuda göz kırpmaya başladı. Bütün bunlar önceden planlanmıştı. Şu anda mecliste 100 civarında milletvekilini, İyi Parti'nin milletvekillerini de saydığımız zaman 100 civarında milletvekilinin aslında HDP'nin dışında, MHP'nin dışında, AKP'nin ve CHP'nin dışında oluştuğunu görüyoruz ve bunların da birçoğu son dönemde aslında AKP ile beraber hareket edebileceklerinin demeçlerini vermeye başladılar. Zaten bu kurgulanmıştı seçim öncesinde. AKP artık bir çoğunlukla anayasa değişikliğini yapması, ondan sonra da hiç kimseye mahkum olmayacağı, MHP gibi tavizler vermek zorunda kalmayacağı bir yapı içerisinde tamamen kendi hinterlandında, kendi egemenliğinde bir yeni sistemi oturtturmak istiyor. Kaldı ki Sayın Erdoğan da kendisinden sonraki dönemi planladığı için ve muhtemelen de aileden birilerini buraya hazırladığı için kendinin bugün vermiş olduğu ya da geçmişte vermiş olduğu çeşitli mücadeleleri ya da bu işleri yapmak için katlandığı bazı çileleri kendinden sonra gelenler yaşamasın ya da bunu beceremezler zaten diye düşündüğü için muhtemelen kılçıksız balık denilen bir senaryo içerisinde
bir hazırlık yapıyor. Yani anayasa değişecek, artık sistem 50 artı 1'i gerektirmeyecek, belli bir şekilde güç sahiplerinin çoğunluğu elde edebileceği bir sistem içerisinde, yani karşı tarafı ne kadar bölerseniz daha az bir oyla gene çoğunluğu sağlama şansını elde edebileceğiniz bir sistemi kurgulamak istiyor ve bunu yaparken de hiç kimseye bağlı, muhtaç kalmak istemiyor. Onun için bence seçim öncesinde MHP ile ilgili çalışmalar yapıldı, hazırlandı. Abdullah Gül bizzat Cumhurbaşkanı'yla istişareli bir şekilde muhalefet cephesinin altılı masayı kurgulamasını sağladı. Altılı masada AKP ile beraber çalışması zaten mümkün olan insanlar buradan milletvekili seçildi ve bu şekilde yeni kurgu yapıldı. Şimdi göreceğiz bu senaryo ne kadar gerçekleşecek, ama gidişatın bu yönde olduğunu zaten Sayın Hüseyin başta açıklamış oldu. Şimdi burada başka bir şeyden de bahsetti Sayın Hüseyin Baş. Büyük parti, küçük parti meselesinden bahsetti. Aslında göründüğü şekliyle bugün mecliste hiç kimse vatandaşın yanında, milletin yanında, devletin yanında yer almıyor. Herkes kendi menfaatinin etrafında bir yeni yapılanma derdinde. Demek ki bunlar seçime giderken de attıkları nutuklar, konuştukları şeyler milletle ilgili değildi. Devletle ilgili değildi. Millet menfaatine değildi. Kendi menfaatleri için kendilerine bir alan oluşturmaya çalışıyorlardı. Yoksa dün saldırdıkları, en üst cepheden muhalefet ettikleri bir ekiple bugün niye korkula girsinler? Maalesef ülkemizde yıllardan beri böyle bir siyaset var. Muhalefeti de bu şekilde hareket ediyor. İktidar da bu şekilde hareket ediyor. Ve herkes kendi menfaatinin arkasında. O halde aslında büyük parti, küçük parti, ana muhalefet, baba muhalefet falan gibi ayırmak yerine aslında Türkiye'deki partileri ve siyaseti şu şekilde ayırmak lazım. Millet tarafında olanlar ya da kendi menfaati etrafında bulunanlar. Bugün Türkiye'de kurgulanmış olan muhalefet yapısı da, iktidar yapısı da maalesef menfaat duygusu üzerine, kendi menfaati duygusu üzerine kurgulanmış durumda. İşte bunun farkına varılmasını istiyor Sayın Hüseyin Baş ve millete diyor ki, eğer siz bu şekilde devam ederseniz ben 2028'i de size şimdiden söyleyebilirim. Bu 48-52 hep devam eder. Bu şekilde de sizi yönetenler kendi menfaatlerini efendim seçim döneminde size sunarlar. Siz de oylarsınız. Ondan sonra gene bildiklerini yapmaya devam ederler. Ve bu şekilde siz büyük parti, küçük parti kavramı içerisinde sıkışmış olarak bu ikisinden birine efendim oy vermek ve ya 48 tarafında ya 52 tarafında kalmak mecburiyetinde olursunuz diyor. Bu nedenle aslında açıklamalar çok önemli. Milletimizin şu an yaşadığı ekonomik tabloyu, ülkemizin gelmiş olduğu durumu, gerçekten artık her gün kötüleşen tabloyu önüne koyup burada ciddi bir karar vermesi lazım. Ve kendini temsil edecekse temsilcileri seçerken, milletvekillerini seçerken, yerel yöneticileri seçerken artık millet menfaatini düşünen, vatandaşın yanında olan ekiplerin yanında durması gerekiyor. Zaten orada konumlandığı anda kimlerin büyük, kimlerin küçük olduğu ortaya o zaman çıkacak. Yoksa bu tablo içerisinde vatandaşın, milletin, devletin maalesef bir beklentisi olmaması gerekiyor. Gördüğümüz şekliyle bugün muhalefet edenler yarın iktidarla korkulu olabiliyor. Kendi menfaatine dokunulduğu zaman hemen öbür tarafa geçebiliyor. Bu yapıyı Türkiye hak etmiyor diye düşünüyorum. Ve Hüseyin Baş'ın ortaya koymuş olduğu bu görüşlerin çok daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesi önümüzdeki dönemin millet lehine kazanılması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.